Bak şimdi bak peyniri nasıl uzayacak bak. Daha kıçımızı parayla silemiyoruz ama masamızı siliyoruz çok şükür. Üzerine koydukları kaşar donmuş bak. Ya herkese yeniden merhabalar, ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Modumu yükseltmek için artık yapmadığım kepazelik kalmadı. Aa, burada da gördünüz bunu. Ya her yerim ıslandı. Tüküm gitti. Ay saçımın haline hele. Hep yapıştırıcıları yapıştı kafama. Kötü bir görüntüsü varsa kusura bakmayın. Bugün en kötü, en berbat falan demeyeyim. Şimdi bir de dava istemiyorum durduk yere. En düşük puan almış restoranlardan yemek siparişi veriyoruz. Toplamda sipariş ettiğim 5 restoran var. Bunların ilkiyle başlıyorum. Burada burası ayak kokuyor. Hani böyle peynirli cipsler ayak kokar ya, aynı öyle bir koku. 5 peynirli tortellini diye bir şey sipariş ettim. Aha burada. Hamur gibi geldi, zaten soğuk geldi. Zaten biliyorsunuz düşük puanlı restoranlarda yemek soğuyacak derdi yok. Hepsi zaten buz gibi geliyor. Şu an düşündüğüm tek şey var. Aşağıdaki güvenlik görevlisi benim hakkımda ne düşünüyor acaba? 5 farklı restorandan yemek siparişi verdim ve tek başıma yaşadığımı biliyor. Yani umarım takipçimsinizdir, umarım bu videoyu izlersiniz. Ha bir de kalanları ne yapayım? Arkadaşlar benim normalde kötü restoranlardan yemek sipariş ettiğim videolarda 1-2 tanesi dışında ziyan olmuyordu. Onları biz yiyorduk. Ama bu seferkiler birazdan göreceksiniz gerçekten çok kötü. Yani nimeti ziyan etmişler. Ne biz yiyebiliriz ne sokak hayvanlarına verebilirim. Hiçbir şey yapamam yani bu seferkileri. Hemen yayınlarım zaten bugün videoyu. Orada da siz aşağı yazın bu yemekleri ne yapabilirim. O zamana kadar dolapta tutacağım. İlk sipariş ettiğim yer bir tatlıcıydı. Hemen puanlarını okuyayım. Görebileceğiniz en yüksek puanlar bunlar bu arada. Gittikçe kötüleşecek her şey. Hız 7.6. Servis 7.2, lezzet 7.0. Bu arada çatalla yiyorum. Ve plastik çatalla yemek zorundayım. Yani sonuçta eve sipariş veriyorum ve orada şeyi işaretledim. Hani var ya, servis çatal bıçak istemiyorum diye. Hani sonuçta çevre için yararlı bir şey. Plastik istemiyorum. Asla okumamışlar. 5 restoranın 5'i de çatal bıçak tıkıştırmış. Hatta en son tatlılar geldi. Getiren kişiye dedim ki, neden çatal bıçak getirdiniz? Hani ben istememiştim servis dedim. Osman bizden olsun dedi. Öncelikle şöyle bir kadayıf sipariş ettim. Ya kadayıf normalde plastik kapta gönderilmez. Kadayıf dediğiniz şeyi ya şöyle bir alüminyum kaba koyarsınız ya da tatlıcıların böyle bir karton kutusu olur, ona koyarsınız. Hamur bu arada. Kadayıfın çıtırlığının çeyesi kalmamış. Şimdi tadına bakalım. Tadı güzel, fena değil. Ki ben şireli tatlı çok sevmem, güzel yapmışlar ya. İçine ceviz meviz basmışlar bayağı. Tadı güzel ama dediğim gibi kadayıf değil. Çıtırtı gelmiyor hiç. Neden? Çünkü hamur. Bizimle değilse. Yani nimettir, en azından çöpe gitmeyecek. Bunu biz yeriz. İkincisi künefe. Normalde künefe sıcak gelir. Yani böyle güzel. Peynirini mesela sokarsınız böyle. Uzar. Ay, abarttığımı düşüneceksiniz. O yüzden çıkarıyorum arkadaşlar. Kalıp ailenin çıktı. Bak iyi iyi diyorum ben, hani hiç abartmıyorum bu videolarda. Bu nedir ya? Bak şimdi bak peyniri nasıl uzayacak bak. Sıfır erimemiş bir peynir. Şöyle. Daha kötü bir künefe yememiştim hayatımda. Bu ne ya? Bu bir de buz gibi gelmişti. Acaba şiresini dökmediler mi? Aa evet. Bunu fırından çıkarıp getirmişler bence. Abi imkansız bu kadar katı kalması bunun. Tatlıcımızdan istediğimiz son tatlı da dondurma. En risksizi bu yani. Hani dondurmanın nesini kötü yapmış olabilirsiniz ki? Ki kendilerinin yaptığını da zannetmiyorum. Bir yerden alıyorlardır. O yüzden kötü olacağını düşünmüyorum. Şu mavi şirinler dondurması bayağı güzel, damla sakızlı ama ben bunu ne diye aldım? Kesme Maraş dondurması diye aldım arkadaşlar. Buraya da fotoğrafını koyarım. Buydu benim aldığım şey ama bu geldi. Ellerinde büyük ihtimalle Maraş dondurması kalmamıştı ama kötü değil en azından yani. Ay bu arada 5 tane restorandan yemek sipariş ettim. Ve para saçtım. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu aşağıdaki kırmızı butondan. Ya niye abone olmuyorsunuz ya? Aşağıda kırmızı bir buton var. Bir daha. Bunlara sahte para söylememe gerek yok herhalde. Haramla döverim. Piyasadan silerim. Daha kıçımızı parayla silemiyoruz ama masamızı siliyoruz çok şükür.
İkinci restoranımıza devam ediyoruz. Allah'ım çok kötü ya. Ya zaten ben bu restorana girdiğim zaman şöyle bir uyarı çıktı. Uygulamanın adı var. Ortalamasının altında puanlandı. Bu restoranın gönderim süresi 75 dakikadır diyordu. Ben buna rağmen kabul ettim. Hız 6.9, servis 6.3, lezzet 5.8. Yani buradan neden sipariş verirsiniz? Kovak. Ya bunu görmeniz lazım ya. Ya şuradan keşke şu kokuyu alıp size iletebilsem. Bakın şurada bir sos varmış. Gelirken zaten herhalde şöyle oldu. Bunun içine devrilmiş bütün sos. Ya da bu kadar koymuşlardı sosu belki de bilmiyorum. Burada büyük ihtimalle bir salata gibi bir şey olacaktı ama koymamışlar. 5 peynirli tortellini diye gönderdikleri şey bildiğiniz bulamaç ve bakın bak hamurluğunu geçtim. Yani Allah affetsin nimet sonuçta ama neden ziyan edersiniz bu malzemelere? Aa çok kötü bir dakika. Kusmayacağım ya tamam. Üçüncü restoranımız bir çiğ köfteci. Hemen puanlarını söylüyorum. Hız 7.5, servis 6.8, lezzet 7.0. Hıza 7.5 vermişler ama bu da yine 1.5 saatte geldi. Yani şunu mesela ben sıcak istemiştim. Şöyle çiğ köfte ve içli köfte söyledim. Neden bu kadar üst üste tepiştirip göndermişler bilmiyorum. Yani en azından çiğ köfteleri farklı bir kaba koyabilirlerdi. Onun dışında da bu buz gibi geldi. Yani sıcak söylemiştim. Hazır içli köfte asla kötü değil ama buz. Yemin ederim buz gibi. En azından çöpe gitmeyecek, yenir. Çiğ köftesi yağ içinde. Çok yağlı ya. Bunu bir göstereceğim size bir saniye. Şuna bakar mısınız? Yağ içinde ya. Çiğ köftenin böyle aşağı kadar yağı akar mı? Ne yaptınız arkadaşlar? Bakın ben şöyle hazır bir çiğ köfte de aldım. Bunu karşılaştırmak için. Bu böyle market çiğ köftesi bildiğiniz. Arsamar diye bir marka. Cevizli çiğ köftesini bulursanız yiyin çok güzel. Daha önce de denemiştim. Çok güzel. Su falan içtim ama su da kesmedi. Farklı bir içecek olsun istiyorum. Oha tadı bayağı güzel. Başarılıymış be. Dilimi boyadım ha. Ya kumpirciyi kötülememek adına bak. Garnitür istemedim. Sade kumpir istedim arkadaşlar. Sade kumpirin içinde ne olur? Kaşar, tereyağı. Başka bir şey olmaz. Zaten orada da yazıyordu sadece kaşar ve tereyağı içerir diye. Hani karışık kumpir göndermişler. Böyle bir üzerinden garnitürünü yiyeyim bari. İyi dandik mısır kullanmamışlar gayet güzel. Abarttığımı düşüneceksiniz şimdi birazdan görün. Kumpir ne olur böyle bir açarsınız. Uzar değil mi? Bak. Margarin kalıbı arkadaşlar. Bildiğim margarin kalıbı. Malgarin mi malga margarin ne var ya? Takmışsınız benim katı yağ dememe katı yağ diyeceğim bundan sonra. Katı yağ görünümünde bu ne ya? Buna puan kaç vermişler puanlarını okudun mu? Hız 7.2 harbiden hızlı getirdiler bu arada. Servis 6.8 lezzet 6.6 lezzet 1. İçindeki Amerikan salatası mıdır, Rus salatası mıdır? Çok kötüydü. En sonunda bir kebapçıdan şöyle bir beyti söyledim. Beyti kebabın yanında salata göndermemişler ama ha belki vardır içinde açmadım. İrmik helvası göndermişler hem de iki tane. Önce bir şunların tadına bakalım. Vallahi güzel. Buranın puanı neydi? Hız 7.3, servis 6.5, lezzet 7.3. Bu kadar düşük puanı... Gerçi daha kebabı yemedim. Güzel lezzete o kadar hasret kaldım ki yanında yolladıkları irmik helvasına tav olmuş durumdayım. Hemen açıyoruz. Yine buz gibi. Patatesler bildiğiniz plastik bak. Ses duyuyoruz mu kopma sesini? Üzerine koydukları kaşar donmuş bak. Kötü. Ama et sonuçta çıkartmayacağım ağzımdan. Yapma. Ya eti ağzından çıkarırsam hani o kadar aç insan var sen nasıl eti ağzından çıkarırsın derler dedim. Millet ne sikim diyorsa desin ne gerek vardı bunu kendime yapmamaya. Oh. Son videoda modum düşüktü. Bu videoda da modum yüksek başladım kendim düşürdüm. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çanı açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz daha güzel, daha mutlu videolarda. Hadi bay bay.